Ülkemizde bu konuda hızlı bir değişim dönüşüm söz konusu. Hem yasal mevzuat açısından hem devletimizin en yetkili kurumlarından bakanlıkların bu konuya artık gündemlerine almış olmaları, yasal altyapılarını oluşturuyor olmaları önemli. Burada en önemli projelerden bir tanesi de sıfır atık projesi. Tüm kamu özel kuruluşlarının bu sürece hızlı bir entegrasyonu talep ediliyor mevzuatta. Bu yönde bir düzenlemeler var. Kamu kurumlarımız da bu konuda ciddi anlamda çalışmalar da yapıyorlar. Biz üniversite olarak sıfır atık projesini, sıfır atık sistemini ya da atık yönetim sistemini kurmuş durumdayız. Üniversitemizde 6 kampüsümüz var, 32 binamız var, 25 bin öğrencimiz var, personelimizle birlikte 30 bine yakın bir nüfusumuz var. Bu çerçeve içerisinde bizim şu anda örneğin kurum olarak, yani biz burada biraz da durumdan vazife çıkararak bunu kurduk. İyi örnek olduğumuzu da düşünüyoruz üniversite olarak hakikaten. Çünkü tecrübemizi biz paylaşmak istediğimizde Türkiye'deki üniversitelerimize yazı yazdığımızda 100'e yakın üniversiteden 320 civarında katılımcı bizden eğitim de verdik onlara. Bizim tecrübemizi de paylaştık onlarla. Şu anda bizim bütün binalarımızda altılı ayırma var. Altılı ayırmayla birlikte sistemli olarak belli bir periyot dahilinde binalarımızdan ayrıştırılmış atıklarımız, kaynağında ayrıştırılmış atıklarımız toplanmakta. Üçüncü sınıf atık getirme merkezimizde bunlar ayrıştırılmakta ve tekrar ekonomiye kazandırılmakta. Tabii biz eğitim kurumu olarak biraz ben hem iktisatçıyım hem de bu sistemi kurdum ama mesela bazen konuşurken sizin de bahsettiğiniz gibi işte hocam ne kadarlık işte plastik ya da metal ya da şu toplandı bunun değeri nedir falan dendiğinde tabii ki ekonomik değer önemli ama bizim için üniversiteler, eğitim kurumları için en önemli husus bunun bir yani bize gençlerimize davranış kazandırma fırsatı sağlıyor bu. Biz bunu çok önemsiyorum. Ben yani bunun ekonomik anlamda o dönüştürdüğümüz, ayrıştırdığımız ve geri dönüşümden sağlayacağımız gelirden ziyade yani o kıymetli. Tamam onun bir dediğim gibi ölçülebilir bir alanı var ama gençlerimize davranış kazandırmak. Yani üniversitede bulundukları 4 yıllık bir süreçte işleyen bir sistem olduğunu görmeleri çok kıymetli. Bunlar mezun olduklarında gittikleri yerde yerel yönetimlerde bir uygulama olduğunda oraya kolay adapte olacaklar ya da özel kamu bir yerde kendileri bu işin bayraktarı aktivisti olarak sistem kuracaklar. Çalışan bir sistem olabildiğini görebilecekler. Onun için bizim için çok önemli. Yani biz mesela üniversitemizde bunu yaptık ama diğer üniversitelerimizde de diğer belediyelerimizde mesela biz görüyoruz, sivil toplum kuruluşlarında görüyoruz. Bizim tecrübemizden paylaşmak isteyen, yararlanmak isteyen kamu kuruluşları da söz konusu. Biz onlara da destek olmaya çalışıyoruz. Ama gördüğüm şu, toplum olarak bu konuda ciddi anlamda bir farkındalık oluşmaya başlamış durumda. Ve bu konuda da tabii bir dönüşümün bir maliyeti var. Buna kaynak ayırmamız gerekiyor. Bunu peyderpey ayırdığımızda da bu dönüşümü hızlı bir şekilde yapabileceğimizi düşünüyorum ben.